Herkese tekrar merhaba. Sunum sırasında öncelikle sprotemler, mağara çökelleri hakkında öncel bir takım bilgilendirmeler yapıp ardından bugüne kadar çalışmalarını yaptığım, özellikle doktoradan itibaren ilgilenmekte olduğum bir takım mağara kayıtlarından söz edeceğim. Bunlar öncelikle Alanya'daki Dim Mağarası, Haylan üzerinde çalışmakta olduğum mağara. Aydın Karacasu'daki Sırtlıni Mağarası, şu andaki AB projemin odak noktasını oluşturan mağara. Ve son olarak sizi Endonezya'ya götüreceğim. Oradaki Saripa Mağarası kaydından söz edeceğim. Ülkemizde de binlerce örneği bulunan mağaraların içerisinde bildiğiniz gibi dikit sarkıt, kolon, akmataş gibi bir takım sprotemler gelişir. Öncelikle mağara tavanından süzülen yağmur suları, öncelikle tavanda sarkıtları, daha sonra tabanda birikerek tabakalı dikit yapılarını oluşturur. Bunlar bazen birleşerek burada gördüğünüz gibi kolonları oluşturur. Biz paleoklimsel çalışmalarda, yani sprotem tabanlı paleoklim kayıtları için öncelikle burada yarılarını gördüğünüz dikitleri kullanırız, tabakalı yapılarının çok net görünmesinden ötürü. Bu tarz karstik ortamlarda, biraz önce bahsettiğim gibi yağmur suları öncelikle toprağın içinde asitleşerek ana kayayı çözer, bu şekilde karstlaşmaya bir şekilde katkıda bulunmuş olur ve mağara içerisinde de mağara içi bağıl nemine bağlı olarak çökelim gerçekleşir. Bizim için çok önemli olan bu dikitler en önemli avantajlarından biri, burada gördüğünüz üzere tabakalı yapılar sunmalarından ötürü biz bu dikitlerin büyüme geçmişlerini çok kolaylıkla çalışabiliyoruz. Örneğin burada solda gördüğünüz Burdur Bucak taş ocağından aldığımız örnekte ya da burada Lübnan Kanaan mağarasından alınan örneklerde gösterdiğim üzere büyüme eksenindeki değişiklik ya da renk ve dokudaki değişiklikler dikkate alınarak uranyum toryum yaşlandırmaları büyük bir hassasiyetle yapılmakta. Burada bu büyük deliklerle gördükleriniz, matkap delikleriyle gördükleriniz yaşlandırma lokasyonları. Burada da bu büyük beyaz deliklerle gördükleriniz yaşlandırma lokasyonları. Bu elde edilen uranyum toryum yaşları dikit boyunca eğer stratigrafiye uygun gelirse sonuçlarımız genellikle çizgisel interpolasyon kullanarak yaş derinlik modelleri oluşturmada kullanılıyor. Dolayısıyla elinizde ne kadar yaş varsa aslında oluşturduğunuz yaş derinlik modeli o kadar doğru ve hassas oluyor. Burada da yani son dönemlerde yaş hata paylarının daha fazla dikkate alındığı bir takım algoritmalar da geliştirildi. MATLAB ve R gibi kullanılan. Burada da solda hem COBRA kronolojisini hem de lineer kronolojiyi birlikte kullanmış bir yaş derinlik modeli görüyorsunuz. Burada da yine bir oldukça basit bir yaş derinlik modeli görüyorsunuz. Yine dikitler boyunca aldığımız genelde el matkabıyla alınan milimetrik ölçekteki mikro örneklemeyle ve yüksek çözünürlüklü jeokimyasal analizlerle lokal olarak mağara ve bölgesel ölçekte paleoklimsel yorumlamalar yapabiliyoruz. Örneğin mağara içi sıcaklığı, yağış miktarı değişimi ya da nemin, yağışın kökeninin ya da mağaranın üstündeki toprak kalınlığının, bitki örtüsü kalınlığının ve çeşidinin belirlenmesinde dikitten alınmış oksijen ve karbondur izotopları kullanılıyor ve bu bahsettiğim değişiklikler rahatlıkla izlenebiliyor. Bu slaytta da size Bucak, Burdur'dan aldığımız gene Buie dikitinin benzer izotop katı 5 dönemine denk gelen bu dikitin oksijen, karbon ve element oranlarının yaş modeline oturtulmuş halini gösteriyorum. Ben genelde bu tarz gösterimlerde dikitin büyüme oranını, burada gösterdiğim büyüme oranı hızıyla literatürde bulabileceğiniz güneşlenme ya da insolasyon, hesaplanmış insolasyonla birlikte gösterip
olası iklim değişimlerinin, transition'ların, değişimlerin nelere denk geldiğini ya da hangi oksijenin ve oksijen profilinin, izotop profilinin ya da element profilinin nasıl değiştiğini çalışıyoruz. Şimdi sizlere Dim Mağarası'ndan yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Biz Dim Mağarası'na Doktor Hocam Tonguç Hoca'yla birlikte ilk 2012'de giriş yaptık ve 3 adet örnek, dikit örneği almıştık. Ve biz burada epey bir şanslıydık. Çünkü mağaralara girdiğinizde aldığınız örnekler her zaman stratigrafik olarak içsel yapıları açısından kullanılabilir halde olmuyor. Ya da ilgilendiğiniz yaş aralığında çıkmayabiliyor. Buradan sonra size özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz iklim bileşenlerinden genel olarak bahsetmek istiyorum. Burada da gördüğünüz üzere Türkiye üzerinde etkili epey bir hava kütlesi var. Anadolu, Türkiye genel olarak Akdeniz iklimin kuşağında yer alıyor. Ve özellikle ekvator düşük basınç kuşağı, ITGC'nin enlemsel değişimi ya da subtropikal jetin enlemsel değişimiyle üzerimizdeki yağış kaynakları ve miktarları dönemsel olarak değişiyor. Tabii ki bu Kuzey Atlantik salınımıyla oldukça ilgili. Güncel iklimimiz bu şekilde. Dim Mağarası'ndan biraz önce bahsettiğim gibi 3 dikit aldık. Dim E3, Dim E2 ve Dim E4 olmak üzere. Bu dikitler aralıksız, önemli bir hiatüs göstermeden günümüzden 90 bin ila 10 bin yıl arasında neredeyse tüm son buzul dönemini neredeyse tamamını kaydetmişler. Burada genel olarak dikit oluşumu batı rüzgarlarının glasyal ve interglasyal ya da buzul ve buzullar arası ölçekte nem kaynağındaki değişiminin etkilediği verimli yağışla kontrol edildiğini düşündük. Burada da özellikle odaklanılan Dim E3, en yaşlı olan Dim E3 dikitinden oluşturduğumuz yaş derinlik modelini görmektesiniz. Burada biz toplamda 28 adet uranyum toryum yaşı aldık 33 santimetrelik dikitten. Ve milimetreden de küçük ölçekte, yarım milimetrede bir, tabii ki büyüme oranlarına, bölümüne, oranına göre, hızına göre 442 adet jeokimyasal mikro örnekleme yaptık üzerinde, bu çizgiler üzerinde. Bunlardan hem iz element oranlarını hem de duraylı izotop oranlarını çalıştık. Burada özellikle bahsetmek istediğim, S ile belirlediğim slow ya da işte yavaş büyüme dönemleri, aşağıdaki oksijen ve karbon izotop oranlarında zenginleşen dönemlere denk geliyor. Bu da bize bu dönemlerin kurak ve görece soğuk olduğunu belirtiyor. Burada da Dim E3 ya da Dim 3 şeklinde yazılmış buraya elde ettiğim bir takım mikro fotoğraflarını koydum. Burada dikitin ağırlıklı olarak orta boyutta uzunlamasına kolonsu kalsit kristallerinden oluştuğunu görüyoruz. Burada da bahsettiğim gibi bazı küçük hiatüsler var, görünüyor, mevcut. Fakat genel olarak Dim E3 dikitinin aralıksız büyüdüğünü gözlemledik. Burada da daha özellikle 74-75 bin yıllar arasında kalsitten aragonite geçişi bu mineralojideki değişimi göstermek istedim sizlere. Jeokimyasal analizlerin detayında bu oluşturulan izotop, element ve burada da gördüğünüz büyüme hızı değişimlerini mavi bölgelerle gösterilen Heinrich olayları ve sarıyla gösterilen Younger-Dryas olayları ve yine biraz önce bahsettiğim insolasyon ya da güneşlenme eğrisiyle birlikte korele ettik. Ve burada gördüğünüz bu kompozit figür, yani grafik de bu Dim'den alınan 3 dikitin de 90 bin ile 10 bin yılları arasındaki profilini, bu süreci toptan göstermektedir. Burada özellikle söylemek istediğim magnezyum kalsiyum oranının
magnezyum kalsiyum ve stronsiyum kalsiyum genelde birlikte değişiyor, paralel değişiyor. Ve kısmen de onlara bağlı baryum kalsiyum ve uranyum kalsiyum da ortak değişimler gözlenmekte. Ve bu oranların özellikle oksijen ve karbon izotop oranlarındaki zenginleşme ile birlikte artması bize bu dönemlerde kuraklık göstergeleri olarak gözüküyor. Bu aynı kompozit figürde eğer bu tarafa geçersek itrium kalsiyum ve zirkonyum kalsiyum oranlarındaki artış özellikle dikitin büyüme hızındaki artış dönemlerine de denk geliyor. Pardon. Ve bu da bize aslında buralarda daha çok nem bütçesini, yani daha yağışlı dönemlerin varlığını söylüyor. Bunların aynı döneme denk gelmesi. Ayrıca bu dikitteki magnezyum ve stronsiyumun kökeninin de kaynağının da çözünen ana kaya, birazdan bahsedeceğim. Ana kaya rekristalize dolomitik permiyan yaşlı kireç taşı olduğunu düşündük. Bu dikitler ve ana kaya arasındaki etkileşim özellikle bu kondrit normalize nadir toprak elementi diyagramından da belli oluyor. Çünkü örneğin burada dikitten alınan örnekler ve bu da ana kaya örneği. Hepsi negatif cerium ve pozitif itrium anomalileri gösteriyor. Ve bu da aslında bütün örnekler için kaynak suyun deniz suyu olduğuna işaret ediyor. Benzer şekilde bu su kaynak suyu çalışmaları stronsiyum izotop çalışmalarıyla da yapıldı. Örneğin burada yeşil dairelerle belirlediğim 48 bin dim E3 dikitine ait iki analiz sonucunun 48 bin yıla ile yaklaşık 72 bin yıllardaki stronsiyum izotop oranındaki artış bu dönem için rüzgarla gelen karasal kum girdileriyle ya da burada gösterdiğim tabandaki permiyan mahmutlar formasyonunu gösterdim. Tabandaki metamorfik yapının bozulmasına işaret ediyor. Burada da bahsettiğim gibi olası rüzgar ya da kum, rüzgarla gelen kum kaynakları Sahra Çölü, Güney Arabistan ya da İsrail olabiliyor. Özet olarak eldeki bölgesel spilotem kayıtları Grönland buzul ve yukarıda gördüğünüz insolasyon, yine güneşlenme eğrisiyle birlikte değerlendirildiğinde burada görünen dim kaydının burada turuncuyla gösterdiğim İsrail'deki Sorek, çok ünlü Sorek mağarasıyla ve Zonguldak'taki Sofular mağarasıyla benzerlik, paralel trendler gösterdiğini belirtiyoruz. Özellikle buradaki Holosan interstadyalındaki oksijen verilerindeki hızlı ani düşüş hepsinde mevcut. Evet, bu dim kaydındaki maviyle, lacivertle belirtilen oksijen izotop değerlerindeki değişime biz genel olarak batı rüzgarlarının kuzeyden güneye geçişini, yani göçünü yansıttığını düşündük. Burada koyu gri kesikli çizgilerle belirtilen karbon izotopundaki dikit boyunca karbon izotopundaki değişimlerin de dönemsel olarak yine glacial interglacial ölçekte tabii ki mağaranın üstündeki toprak kalınlığının ve bitki örtüsü yoğunluğunun değişimine işaret ettiğini düşündük. Bu çalışılan 80 bin yıllık zaman aralığında dim mağarasında sürekli bir büyüme de yavaşlama, hızlanma da olsa sürekli bir dikit oluşumu, çökelimi gerçekleştiği için biz bu aralık için aslında son buzullaşma dönemi boyunca net bir pozitif nem dengesi olduğunu iddia ettik. Bu spilotemlerdeki delta 18 oksijen oranları direkt damlama suyu, mağaranın yukarısından gelen mağara suyu ve meteorik yağış değerlerini yansıttığı kabul edildiği için
Spirotem izotop jeokimyası mağara dışı iklim özelliklerini ve değişimlerini çok yüksek çözünürlükte çalışmamıza olanak sağlıyor. İz element jeokimyası da benzer duyarlılık gösterdiği için bölgesel iklim değişimlerinin 10 yıllık ya da 1000 yıllık ölçekte kaydını tutabiliyor. Böylelikle örneğin volkanizmayla ilgili ani, biliyorsunuzdur, ani soğuma iklim değişimlerinde zamanlaması ve karakteri için benzersiz kayıt niteliğinde oluyorlar. DİM'deki DİM-E3 biraz önce gösterilen kayıt da çok uzun bir dönemi kaydettiği için bölgesel bir takım önemli jeolojik olayı çalışmamıza olanak sağladı. Özellikle geniş alanları etkileyen süper volkanlar ya da süper patlamalar spirotemlerde kaydediliyor, bunu biliyoruz. Ve burada size Endonezya'nın Sumatra adasındaki çok ünlü Toba süper patlamasından bahsetmek istiyorum. Bu Toba süper patlaması günlerce sürmüş ve en uzun, en uzak tüf tabakaları ya da youngest Toba tüfü 74 bin yıl civarında argon sanidin yaşıyla belirlendi en son. Bu patlama Kuaternyer'in en büyük patlaması olarak biliniyor ve 3800 kilometre küflük bir tefra dünyada işte Güney Asya'dan Hint Okyanusu'na oradan Batı Afrika'ya kadar uzanıyor. Biz de bu yeni çalışmamızda İngiltere'deki hocalarımızla acaba Doğu Akdeniz'de bu süper patlamadan etkilendi mi? Ya da DİM mağarasındaki DİM E3 dikitinde karşısında bunun izine rastlayabilir miyiz diye önce bir çalışma yapmak istedik. Çünkü biz biliyoruz ki volkanik tüfün izleri dikit karşısında izlenebiliyor, tespit edilebiliyor. Özellikle burada, biz burada Toba tüfünün DİM E3 dikitinin 90 ila 70 bin yıllık, bu 20 bin yıllık kesiti de yüksek çözünürlüklü LAICPMS analizleriyle çalışıyoruz. Şu zamana kadar bu 20 bin yıllık kesitten yaklaşık 7848 veri noktası elde edildi. Ve yorumlamalarımız devam etmekte hala aslında. Bu çalışmada kısaca Güney Türkiye ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de olası genç Toba tüflerinin etkilerinin ve bunlarla ilintili iklim değişimlerinin biraz önce bahsettiğim gibi çinko, kurşun, magnezyum ve uranyum değişimleriyle özellikle ve burada görünen ve biraz önce de bahsettiğim karst argonit geçişleriyle izliyoruz. Bu DİM-E3 çalışılan kesiti sonucu, jeokimyasal sonucu özellikle burada belirttiğim 73,8 bin yıldan sonra düşük su girdisine işaret etmekte. Ve dolayısıyla Doğu Akdeniz bölgesi için genel bir kuraklığı düşündürmektedir. Burada da özet olarak diyeyim, Doğu Akdeniz ikliminde burada turuncuyla belirtilen 74 bin yıldaki Toba patlamasının takiben başlayan kuru bir dönemden bahsedebiliyoruz. Ve bu aslında burada da yazdığım Greenland Stadial ya da işte Grönland ara dönem, ara soğuk dönemi 20 ile belirtilen döneme de denk geliyor. Biz de acaba bu Toba patlaması Greenland Stadial 20 ile de mi ilgili diye de yorumlamalara gidiyoruz. Burada bahsetmek istediğim özellikle buradan sonra günümüze doğru DİM E3A kesitindeki magnezyum biraz önce bahsettim bir saniye. Buradaki genel olarak magnezyumdaki artış ve koyuyla gösterilen çinkoda artışın yine ana kayayla su arasındaki yüksek derecelerdeki etkileşime işaret ettiğini söylüyoruz ve bunun baskın olduğunu düşünüyoruz. Çünkü özellikle kurak dönemlerde, yağışın azaldığı dönemlerde mağara içinde çatlaklarında bulunan su daha fazla kaldığı için çok daha fazla ana kayayla çok daha fazla etkileşim yaşanıyor. Ayrıca buradaki açık maviyle belirtilen kurşundaki ani artışlarında yine atmosferik yine kuraklıkla ilgili artan atmosferik kum girdisiyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz.
Şimdi size sırtan inim ağrısına odaklı burada. Spirotolia, AB Spirotolia projesinden bahsetmek istiyorum. Burada öncelikle biraz önce bahsettiğim yaklaşımların izleneceği gene Batı Anadolu'dan bulunan 6 hedef, burada yıldızlarla belirtilen 6 hedef ve turuncularla belirtilen 2 yedek mağara seçildi. Bu Spirotolia projesinde özellikle dönem olarak Holosan çalışmak istediğim için ve olası insan kaynaklı iklim değişimlerine de odaklanabilmek için MTA envanterinden ya da MTA'daki Koray ve Koray Hoca ile özellikle Holosan yaşlı dikit bulabileceğim mağaraları tercih ettim. Burada projenin amacı öncelikle yüksek hassasiyette kronolojik bir veri seti oluşturmaktı. Güvenilir jeokronolojik veri setine bağlı yüksek çözünürlüklü duraylı izotop iz element zaman serileri oluşturmak tabii ki. 3. Dikit çökeğini sağlayan su, karbondioksit salınım sistemini, damlayan su, anakaya ve dikitten alınacak stronsiyum izotopu gibi jeokimyasal sinyaller ve büyüme ekseni boyunca elde edilecek mikro dokusal özellikleriyle detaylı bir şekilde çalışmak istedim. En önemlisi de bu genç dikitler aracılığıyla Batı Orta Anadolu Holosen iklimsel koşullarını belirlemek, iklim değişimlerinin dönem Anadolu uygarlıkları üzerindeki etkilerini tespit etmek, bu mağara çökelleri üzerindeki olası antropojenik etkileri de ve Ege bölgesi kuaternar volkanizmasını da bir şekilde izlemek istedim. Projenin ana araştırma yöntemleri tabii ki öncelikle arazi çalışması ve mağara dikiti ya da spilotem örneklemesi, daha sonrasında mikro örnekleme, daha sonrasında tabii ki uranyum toryum yaşlandırması, sonrasında duraylı ve radyojenik izotop ve iz element jeokimya analizleri, minerolojik ve dokusal analizler ve sonunda veri analizi. Arazi çalışmalarında öncelikle Haziran 2019'da Mağara Araştırma Derneği'nden gönüllü arkadaşlarla 6 mağarayı ziyaret etme şansımız oldu. Örnekleme yaptığım mağaralardan özellikle Sırtlan İni Mağarası'nda şu ana kadar en uygun örnekleri bulabildim. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Bizi en çok zorlayan mağara ise Selçuk İzmir'de bulunan Bayrakçı 1 mağarası oldu. 5 metre dikey girişi olan. Yine Muğla'da Gökçeler ve Girmeler mağaralarına girebildik. Fakat kullanabileceğim örnekler, çok iyi örnekler bulamadım oralardan. Son olarak 2019 Temmuz'unda Eskişehir gün yüzünde bulunan Yelini, Yılanlı mağarasına giriş yaptık. Ve oradan 2 örnek bulabildim. Çünkü dikit bulmak da zor aslında. Ve toplamda örnekleme aşamasını 30 dikit toplayarak tamamlamış oldum. Yine bu aynı mağaralardan anakaya ve kuru değilse su örneği de topladım. Bu alınan ilk örneklerden ilk yapılan jeokronolojik analizler sonrasında Sırtlanlı mağarasından alınan örneklerin hepsi Holosen geldi şansımıza. Ve burada gördüğünüz SRT-5 örneği özellikle günümüzden önce 1825 ve 111 yılları arasında çökelmiş görünüyor. Bu 7 mağaranın toplamda 6 ana ve 1 yedek mağara olarak 7 mağaranın 3'ü kuru olduğu için diğer 4'ünden elde edilen su İzotop analizleri sonucu Sırtlanini, SRT ile gösterilen Sırtlanini mağarasından alınan suyun özellikle döteryum izotop verisi oldukça fakirleşmiş görünüyor. Bu projede odaklanılan Sırtlanini mağarası biraz önce de bahsettiğim gibi Aydın Karaca suda ve bu bölge günümüzde orta enlem batı rüzgarları kökenli kış ve bahar yağışları ile karakterize. Yine bu biraz önceki SRT-5 dikit örneğine dönersek yine milimetrik örnekleme yapılıp 423 örnek alındı ve duraylı izotoplar ODTÜ merkezi labda yapıldı. Yüksek çözünürlükte olmasa da 10 adet de stronsiyum izotop analizi yapabildik yine ODTÜ merkezi labda dikit boyunca. Burada da Sırtlanini Mağarası'nın planını görmektesiniz. Oldukça dar bir girişe sahip olan bu mağarada 2 tane ölçüm cihazı koyabildik. 2019 aralığında Oruç Baykara'yla.
Ve bir mağara monitörlemesi gerçekleştirdik. Aralık 2019 ve Nisan 2021 aralığında. Ve bu monitörleme sonucunda yıllık çok fazla değişime uğramadan mağara içi %90 nem ve yaklaşık 18 santigrat derecelik sıcaklık elde edilmiş oldu. Burada da SRT5 örneğinin alındığı lokasyonu, mağaranın oldukça derinlerdeki lokasyonunu görmektesiniz. Bu slaytta da yine SRT5, buradaki soldaki SRT5 dikiti boyunca elde ettiğimiz 8 ince kesitten mikro fotoğrafları koydum. Burada kalsitler genel olarak ince taneli, uzunlamasına kolonsu kalsitler ve sık tabakalanma görünüyor. Büyümelerde 3 bölgede özellikle boşluklar, hiatüsler gördüm. Ve özellikle dikitin orta ve son kısmında buralarda gözle görülür derecede neredeyse yıllık siyah beyaz ıslak ve kuru dönemleri yansıtan kalsit tabakalanması gördüm. Burada da size şuradan aldığım bir aynı lamine boyunca aynı lamineyi takip ettiğimizdeki bir videoyu koymak istedim. Yani genel olarak dikit mikroskop altında bu şekilde görünmekte. Elde ettiğimiz, şu zamana kadar elde ettiğimiz 9 uranyum-toryum yaşı ile oluşturulan yaş derinlik eğrisine göre bu genç dikit yıllık 0,25 milimetrelik hızla, oldukça hızla büyümüş görünüyor. Ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yayınladığı yağış verileri ve literatürdeki su izotop verileri ve bizim sırttan yine ve din mağarasından aldığımız su verilerine göre mağara, sırttan yine mağarasında ki yağış baskın bir mevsimsellik göstermektedir. Burada da bu slide'da da bir özel bir hastanede SRT5 dikit üzerinde yaptırdığım CT scan görüntüsünü görüyorsunuz. Bu fotoğraf özellikle iç yapısına odaklı. O yüzden kalınlıklar birbirini tutmuyor bu iki fotoğrafla. Ama aynı dikit. Özellikle burada bu çalışmayı stratigrafik geçişleri daha rahat görebilmek için, olası hiatüsleri görebilmek için yaptım. Burada da özellikle yan yana karbon, oksijen ve şimdilik uranyum aktivitesi çok yüksek çözünürlükte olmasa da ve strontium izotop sonuçlarını göstermek istedim. Burada özellikle şu neredeyse kırılacak olan bölümde 1815 tambura patlamasına denk geliyor burası. Eğer lineer interpolasyon yaparsanız yaşlarda. Ve ben şu anda lazer iz element sonuçlarımı bekliyorum. Belki burada bu tambura patlamasının izini yakalayabileceğim. Henüz bilmiyorum şu anda. Dikitten alınan gene strontium izotop analizlerine göre bu SRT5 dikiti yeşil dairelerle gözüküyor. Beklenildiği üzere güncel deniz suyu ve sırtlanini anakaya, mağarası anakayası aralığında değerler vermektedir. Burada maviler oksijen izotop oranlarını gösteriyor. Sizi özellikle örneğin burada strontium izotopunun arttığı yerde oksijen izotopunda da bir zenginleşme görülüyor. Bu da aslında bu buranın mini bir kurak ya da soğuk bir dönem olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak eldeki verilerle bir takım çıkarımlar yapabildik. Örneğin bu SRT5 örneğinden alınan kayıt burada mavi ve kırmızıyla en dipte görülüyor. Bu dikitin büyüme aralığı eğer milattan sonraki yıllara çevirirseniz 195 ve 1909 yılları arasında Anadolu'daki Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine denk gelmekte. Ve özellikle burada morla belirttiğim küçük buzul çağı Osmanlı döneminde, örneğin burada Boğaz'da kaydedilmiş donma olayları ve İstanbul'daki soğuk kışların burada özellikle şu izotop kaydında 17. yüzyıldan sonra ani izotop zenginleşmeleriyle belirgin olduğunu gösterdik. Burada bu mavi buz şekilleri Yavuz ve diğerleri 2007'de kaydedilmiş ve listelenmiş İstanbul Boğazı'ndaki donma olaylarını gösteriyor. Ve bizim SRT5 kaydımızda bu donma olaylarını kaydetmiş gözüküyor.
Ya bu tip küçük buzul çağındaki iklimsel değişimler örneğin Osmanlı döneminde kaydedilmiş büyük kuraklık, göç ve örneğin Celali isyanlarına katkıda bulunmuş olabilir diye düşünüyoruz. Ve dolayısıyla Anadolu'da ciddi toplumsal ve politik değişimlere sebep olmuş olabilir. Şimdi sizi Endonezya'daki son olarak Saripa mağarasına götürmek istiyorum. Burada bu çalışmayı doktoram sırasında yan proje olarak çalışmıştık. Buranın genel ikliminden bahsedecek olursak mağara burada. Genel olarak gördüğünüz gibi bu kahverengiyle işaretlenmiş alan her sezonda yağış alan bir, muson yağışları özellikle alan bir bölge. Burada çalışılan büyük dikit ise ST3 dikiti. Burada lacivert oklarla gördüğünüz iki büyük büyüme zonu ve kırmızılarla görünen birkaç hiatüsle belirgin. Ve burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim iki adet siyah lamina. Öncelikle düşünülen bu, şurada da daha yakından gösterdim. Bu koyu laminaların öncelikle bu bölge volkanik açıdan çok aktif olduğu için volkanik kül malzemesiyle ilişkili olduğuydu. Ardından yapılan ayrıntılı yine jeokimyasal ve analizlerle yine bu çoklu göstergeli profilde de görüldüğü üzere özellikle bu kesikli noktalı bölümde görüleceği üzere element değişimlerinde ani bir değişim, ani bir artış, oksijen ve karbon izotop oranlarında ani bir zenginleşme ve stronsiyum oranında, izotop oranında ani bir düşüş görülüyor. Ve biz bu olayın iklimsel olmayan volkanizma ile ilişkili bir olayın kaydı olabilir diye düşündük ve yorumladık. Yine bu kaydı siyah eriyle belirtilen ST3 kaydını kuzey yarımküre kayıtlarıyla, burada göl kaydı da var. Sadece dikit kaydı yok. Bir sürü kayıtla korele ettiğimizde burada gördüğünüz gibi ST3 hem uyumlu hem de bazen ters ve uyumsuz korelasyonlar gösteriyor. Ve bu korelasyonlar aslında ekvator yakınsama kuşağının ya da ekvator düşük basınç kuşağının, ITGC dediğimiz kuşağın kuzey-güney enlemsel hareketiyle açıklanıyor. Ve bu aslında seesaw pattern olarak biliniyor bu bölge için. Son olarak sözümü bitirmeden önce splotenler mağaralarda yaygın olarak bundan oluşumlardır. Ve büyüdükleri dönemin iklim, yağış rejimi, kaynağı, jeolojik sismik aktivite, volkanizma ve deniz seviyesi değişimi gibi koşullarına duyarlıdır. Bunlar tabakalı şekilde geliştikleri için büyüme paternleri ve büyüme sırasında geçirdikleri jeokimyasal değişimler yıllık ya da mevsimsel ölçekte bilgiler, çok değerli bilgiler sunar. Anadolu'da Kars gelişimi açısından oldukça zengin bir bölge olduğu için yakın zaman kuaternar, iklim, çevre ve bazı jeolojik süreçlerin ülkemizde splotem çalışmalarıyla belirlenmesi yaygın olarak uygulanma potansiyeline sahiptir. Uygarlık tarihi açısından da çok önemli olan Anadolu'da yine yakın zamanda gerçekleşmiş antropojenik olayların, burada antropojenik olaylardan kastım iki taraflı, hem insan aktivitesinin dikit üzerindeki etkisi, özellikle sanayi devriminden sonraki, hem de iklimin eski medeniyetlerin yaşam koşulları üzerindeki etkisinden bahsediyorum. Bunların kolaylıkla splotemlerce izlenebilmesi mümkündür. Ben özellikle çalışmalarıma yardımlarından ve katkılarından dolayı ODTÜ'den Ömer Hocam'a, Pamukkale Üniversitesi'nden Uruç Baykara'ya, MTA'dan Koray Türk ve Can Gül Öcer Hanım'a, Ankara Üniversitesi ve UQ'dan ve aynı zamanda eski doktor hocam Tonguç Hoca'ya, yine Yeni Zelanda'dan James Schulmeister'e, yine Avustralya'dan Jenshin Zhao'ya, LAB'da özellikle çok fazla yardım eden Fong ve Liu'ya, Matur'dan Dim Mağarası için izin alabildiğim Fuat Şaroğlu ve Murat Ünal Beylere,
Mağara Araştırma Derneği'nden Eren Çankaya, Atilla Ülgen ve Deniz Özgür'e, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümüne, ODTÜ Proje Destek Ofisi'ne ve Avrupa Birliği Ufuk 2020 Marie Curie Destek Programlarına teşekkür ederim. Sonlamadan sunumumu çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz bu AB Spilotoyla projesi kapsamında 8-9 Ekim 2021 tarihinde Advances in Cars Research adlı çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. Ve burada Spilotoyla, ya ODTÜ tabanlı bir web sitesi oluşturuldu. Ve bu web sitesinde ücretsiz kayıt olabileceğiniz bir kayıt formu var ve bütün detaylar var ve geliştirmeye devam ediyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.